Merhaba çocuklar. Sizlerle ses kirliliği ve insan sağlığı konusunu işleyeceğiz. Ses kirliliği herkesi etkileyen bir sorundur. Gürültülü ortamlarda uzun süre bulunan kişilerde kalıcı işitme sorunu olduğu birçok araştırmacı tarafından saptanmıştır. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri belirlenmiştir. Ses kirliliği işitme duyusunda geçici veya kalıcı etkiler bırakabilir. Geçici etki işitme duyarlılığındaki geçici kayıptır. Etkilenmenin çok fazla olduğu durumlarda tekrar gürültüye maruz kalınırsa kalıcı işitme kayıpları ortaya çıkabilir. Ses kirliliğinin etkileri: fizyolojik etkiler, psikolojik etkiler. Fizyolojik etkileri: ses kirliliğinin insan vücudunda neden olduğu başlıca fizyolojik etkiler şunlardır: İşitme kaybı, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının değişmesi, kas gerilmeleri, göz bebeği büyümesi, solunum hızlanması, dolaşım bozuklukları, ani refleksler, baş ağrısı, ülser. Psikolojik etkilerine baktığımızda uzun süre gürültülü ortamlarda kalan insanlar daha kolay sinirlenirler. Gürültü insanı yorar ve insanın huzursuz olmasına yol açar. Ani olarak yükselen gürültü düzeyi insanlarda korku oluşturabilir. Ses kirliliğinin insanlar üzerinde neden olduğu başlıca psikolojik etkiler: dikkat dağınıklığı, uykusuzluk, tedirginlik, yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, sinirlilik, stres. Ses kirliliğinin diğer olumsuz etkileri: ses kirliliği insanların iş hayatındaki verimliliklerini düşürür. Yapılan işe konsantre olamama, hata yapma, iş kazası gibi sonuçlara yol açar. Öğrencilerde başarıyı olumsuz etkiler. Okuduğunu anlamada güçlük çeker. Çalıştığı veya dinlediği ders aklını veremez. Ses kirliliğinin çözümleri: ses kirliliğini azaltmaya yönelik birçok çözüm bulunmaktadır. Bu çözümleri şu şekilde sıralayabiliriz. İnsanların toplu olduğu yerlerde alçak sesle konuşulmalıdır. Radyo dinlerken ve televizyon izlerken sesin kısık olmasına dikkat etmeliyiz. Seyyar satıcıların yüksek sesle bağırarak ürün satmaları engellenmelidir. Şehirler arası yollarda yerleşim yerlerinin taşıtların neden olduğu seslerden etkilenmemesi için yol kenarlarına sesi emen paraleller yapılmalıdır. Evlerdeki ses çıkaran cihazları uygun saatlerde kullanmalıyız. Araç sürücüleri gereksiz yere korna çalmamaları konusunda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Trafikte korna çalmak zorunlu durumlar dışında kesin olarak yasaklanmalıdır. Evlere mutlaka ses yalıtımı yapılmalıdır. Havaalanı ve otogarların yerleşim birimlerinden uzağa yapılması gerekmektedir. Eğlence merkezlerinde ve evlerde çevreye saygı gösterilecek şekilde eğlenceler düzenlenmelidir. Ses kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde gürültüyü önlemek için ağaçlandırma çalışması yapılmalıdır. İnşaat mühendisleri projelerinde komşu duvarlar arasında ve katlar arasında ses yalıtım malzemeleri kullanmalıdır. Ses kirliliğine neden olan iş yerleri, fabrika ve sanayi siteleri şehir dışına çıkarılmalıdır. Özellikle büyük kentlerde kent içi trafiğin tıkanmasını önlemek için geniş yollar ve köprülü kavşaklar yapılmalıdır. Evet çocuklar, dersimiz burada son bulmaktadır.